Herkese merhabalar. Ben yakınkampüs.com'dan Erol Mesutkün. Bugün XHTML ve CSS dersimizin 12. ayağı olan CSS komutları kullanarak yazımızı şekillendirme, renklendirme, kalınlaştırma ve italikleştirme gibi genel yazı komutlarını ele alacağız. Şimdi öncelikli olarak geçen dersi yaptığımız gibi, daha doğrusu geçen dersler oluşturduğumuz komutları yazıyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta yakın kampüsü izleme devam edin komutu ve onun altında da yine yakın kampüsü izleme devam edin komutu fakat bu sefer CSS komutları etkisindeki aynı satırı görmüştük. Dolayısıyla ikisinin arasındaki farkı ele almıştık bir önceki dersimizde. Eğer bu, bu komutların nasıl yazıldığı ve nasıl bu noktaya geldiğimiz hakkında hala şüpheniz varsa bir önceki videomuz olan 11. videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ben kaldığımız yerden devam edeceğim. Şimdi bir önceki dersimizde söylediğim gibi ibaremizi, paragraf ibaresini font family'si Tahoma yani yazı ailesinden Tahoma fontuyla şekillendirmiştik. Şimdi bunun yanında kullanabileceğimiz başka komutlar da var, sessiz komutları da var. Şimdi onları ele almak istiyorum. Kullandığımız en basit, en genel geçer komutlardan biri de P parantezi açıkken yine o parantez arasına font family'den sonra yanına da yazabilirsiniz, altına da yazabilirsiniz. Ben okunaklılık olsun diye altına devam edeceğim. Font, weight yani yazımızın ne kadar vurgulu olacağını belirttiğimiz komutu kullanalım. Şimdi e, bildiğimiz gibi bir komut için daha doğrusu bir yazı için yazımızı normal gözüktüğü kalınlıkta bırakabildiğimiz gibi aynı zamanda e, bu ibareyi vurgulu hale yani bold da yapabiliyoruz. Dolayısıyla font-weight'in yanına bold yazıp noktalı virgül koyduğum zaman ve editörümü save edip, sol tarafta etkisini gördüğüm zaman bu bold komutunun ne işe yaradığı hakkında bilgi edinebiliyorum. Gördüğümüz gibi yazımızı daha vurgulu hale getirdi. Yani e, XHTML komutlarından öğrendiğimiz boldu aynen bu şekilde de yazabiliyoruz. Bunun için buraya gelip B ibaresi, B aç, B kapa ibaresini de bırakabiliyorduk. Aynen şu şekilde. B aç ve B kapa ibarelerini bırakıp yazımızı bold yapabiliyorduk. Şimdi mesela buradaki kısmı silelim. Ve sadece XHTML kodlarına müdahale ederek de CSS'de yaptığımız şeylerin bazıları yapabildiğimizi görelim. Gördüğümüz gibi buradaki fontu sildim font, weight, bold'u sildim. Buraya B koyarak yine aynı şeyi yapabildik. Fakat ilerleyen derslerde neden CSS kullandığımızı, neden XHTML kodlarını kullanmaktansa CSS'e başvurduğumuzu anlayacağız. Şimdiden bir ipucu vermem gerekirse şunu söyleyeyim. CSS'de bir defa bir yere bir şey yazarak bunu yapabiliyorsunuz ama XHTML kodlarında onlarca kez aynı komutu tekrar yapıp kapatmanız gerekiyor. Fakat dediğim gibi CSS'de sadece bir kere yaparak aynı işlevi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla pratiklik açısından ve şu anda dersimiz CSS öğrenmek olduğu için bu B komutunu buradan silip ve B kapa tabii ki B kapak komutunu da bununla birlikte silip yukarıya font weight 2 nokta üst üste bold yazıyorum. Noktalı virgülü bırakarak kodumu tamamlıyorum. Şimdi e, yine sayfayı güncellediğim zaman kodda bir değişim olmadığını görmekteyiz. Daha doğrusu görünümde bir değişiklik olmadığını görmekteyiz. Şimdi font weight'ten sonra göstermek istediğim bir diğer e, komut da yine CSS komutu da font style olsun. Font style kullanarak yazımızı italik yapabiliyoruz. Ee, bunun için de yine bir önceki derste hatırladığımız gibi e, aşağıya bir önceki derslerden daha doğrusu em komutu yani emphasize komutu koyarak ve emphasize kapa komutlarını koyarak xhtml kodu olarak da italik yapabiliyorduk ama daha demin de söylediğim gibi e, css öğreniyoruz şu an. Dolayısıyla css komutları karşılığını öğrenmek daha mantıklı ve aynı zamanda ileriki derslerde göreceğimiz gibi kullanılışlık ve efektiflik açısından CSS komutunu kullanmak daha yararlı olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla buraya font çizgi style 2.500 e, italik yazdıktan sonra dosyamı save ediyorum. ve sol tarafta reload ederek yazımın italik hale geldiğini görmekteyim. İsterseniz bold olmasını istemiyorsanız bold ibaresini silip yani font weight eşit 2.500 se pardon bold ibaresini silerek sadece italik de yapabilirsiniz. Böylelikle italik yazı yaratma komutunu öğrenmiş olduk. Şimdi dersi bitirmeden önce son göstermek istediğim komut da renklendirme komutu. Dolayısıyla bir defa daha enterleyelim. Şimdi renklendirme için color 2 üst üste deyip hangi rengi yazmak istiyorsak paragrafımızda. Yani diyelim ki maviyi kullanmak istiyoruz. Blue yazıp 2 üst üste ben sonra blue yazıp noktalı virgül koyarak dosyamızı save edelim. Şimdi sol tarafta reload ederek sayfamızı yazımızın mavi rengi aldığını görebiliyoruz. Burada en son göstermek istediğim şey de şu. Rengi Mesela diyelim ki Portakal rengi olsun, orange olsun mesela Orange yazalım, save edelim. pardon, Save edelim. Sol tarafı güncelleyelim Portakal rengini aldığını görüyoruz ama Bazı renkler var ki Mesela Rengin tam ismini ya da tam tonunu bilmiyoruz O zaman Devreye RGB kodları yani RGB komutları, RVG kodları giriyor. RGB Red Green Blue demek. Ee, buradaki mantık şu: Her rengin, mesela portakalın ya da mavi'nin ya da sarının, kırmızının her rengin bir e, numarasal bir karşılığı var bilgisayarda. Dolayısıyla buradan kalırdan sonra, mesela diyelim ki farklı bir renk yapmak, kahverengi yapmak istiyorsunuz. Kahverenginin İngilizcesini hatırlayamadınız diyelim. Ya da tonunu tam istediğiniz türde bulamadınız ve, ve mesela bizler mi portakal dedik ama portakalın bu tonu değil daha koyu bir tonunu istiyorum mesela. Dolayısıyla yapacağımız şey şu. Hemen bir internet sayfası açıyoruz. Google'a giriyoruz. RGB kodları ya da R RGB kodları yazın. E Codes yazalım biz şimdi. Daha kolay bulmak için. Hemen gördüğünüz gibi birçok e sayfa bizi karşılıyor. Mesela şuna basarak hemen burada görselden bir tane renk seçmeye çalışalım. Diyelim ki ben e yazımın ya da ekleyeceğim ögenin şu renkte olmasını istiyorum. Ama o renkin Mesela diyelim ki bu renk lacivert ama lacivert'in bu tonunu bulamıyorum bir şekilde. Hemen yapacağım şey şu: sol taraf, sağ tarafa geliyorum. 2.3 üstten sonra diyez işareti yapıyorum. Bakın bu kodu istedik: 000044. 1, 2, 3, 4 tane 0, 44 yanına save ediyorum hemen. Şimdi koduma geri dönüyorum. Daha doğrusu kodumu yazdım, save ettim. Şimdi sayfama geri dönüyorum ve sayfamı reload ettiğim zaman o rengi aldığını görüyorum. Bunu istediğiniz her renk için deneyebilirsiniz. Mesela daha renk renk değişimini daha rahat fark edebileceğimiz şu rengi deneyelim. 00 FF 33 mesela. Hemen save edelim yine editörümüzü. Sayfamıza geldiğimiz zaman, sayfamızı güncellediğimizde o rengi aldığını görmekteyiz. Yani burada göstermek istediğim şey şuydu. Color ibaresinden sonra illa ismini bildiğiniz ya da tonunu kullanmak durumunda olduğunuz bir rengi seçmektense Google'a girip RGB yani Red, Green, Blue'nun kısaltılması olan RGB kodlarını kullanarak e, sayfanıza koyduğunuz herhangi bir resmin e, daha doğrusu herhangi bir ibarenin rengini değiştirebiliyorsunuz. Bugün genel olarak bir önceki derste bahsettiğimiz font family'den, font weight'den, font style'dan ve color'dan bahsettik. Yani bu komutlarla yazımızın hangi fonttan yazılacağını ne kadar vurgulu olacağını, stili'nin ne olacağını, yatık mı olacağını, dik mi olacağını ve renginin ne olacağını karşılaştırdık. Bu ve bunun gibi birçok kodu ilerleyen derslerde kullanacağız. Fakat bunlar hemen hemen her ses ve XHTML sayfalarında kullandığımız kodlar olduğu için bunları size anlatmak istedim. Klasik olarak her zaman yaptığımız gibi dersimizi bitirmeden önce hatırlatmamı yapmak istiyorum. Videodan memnun kaldıysanız videoyu like ederek ve en son eklenecek videolardan en kısa zamanda haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza subscribe olarak videoyu değerlendirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.